Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Âl-i İmrân suresi 30, 31. ve 32. ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Allahu Teala bu ayetlerde şöyle bildiriyor. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. O gün her nefis hayır olarak ne yapmışsa karşısında hazır bulur. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ve kötülükten ne yapmışsa onu da karşısında bulur. Teveddu lev enne beynehâ ve beynehu emeden ba'ide. Ve ister ki kendisiyle o yaptığı kötü şeyler arasında çok uzun mesafeler olsa, birbirinden çok uzakta olsalar. Ve yuhazzirukumullahu nefse, Allah zatına karşı sizi uyarıyor. Vallahu raufun bil ibad, Allah kullarına son derece şefkatli, merhametlidir. Kul in kuntum tuhibbun Allah, de ki Allah'a muhabbet ediyorsanız, Allah'ı seviyorsanız fettebiuni, bana tabi olun, yuhibbukumullah, Allah da sizi sevsin. Ve yagfir lekum zunubakum, günahlarınızı mağfiret etsin, bağışlasın. Vallahu gafurur rahim, Allah gafurdur, rahimdir. Kul ati'ullah ve rasul, de ki Allah'a itaat edin, peygambere de. Fe in tevellev, eğer yüz çevirirlerse. Fe innallaha la yuhibbul kafirin, şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Allah kafirlere muhabbet etmez. Burada bu üç ayette Allahu Teala çok önemli noktaları bize bildiriyor. Birinci ayette şöyle bildirmekte: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. Her bir nefis o gün, o hesap günü hayır olarak ne işlemişse onu karşısında bulacak. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ, ve kötülükten ne yapmışsa onun da karşılığını bulacak. Bu çok önemli bir hakikat. Yani insan şu dünyada imtihana tabi ve bu dünya ahiretin tarlası. Böyle bir hayatta insan zaman zaman hayır, zaman zaman şer, bir takım şeyler işliyor. Yaptığımız işler ya hayırdır veya değildir. Ama ne yapmışsak, hayırdan ve şerden ne yapmışsak, bunların her birisi diğer alemde karşımıza çıkacak. Ve ihmal edilmiş bir şey olmayacak, unutulmuş bir şey olmayacak. Ne yapmışsak, burada ma ifadesi genelliği bildiriyor. Ne yapılmışsa bunların karşımıza çıkacağını bize ifade ediyor. Ve o zaman eğer insan vaktini iyi değerlendirememişse, iyilik değil kötülük yapmışsa, teveddü lev enne beynehâ ve beynehu emeden ba'ide, ve o kendisiyle yaptığı kötülükler arasında çok uzak bir mesafe olmasını isteyecek. Keşke bunlar benden çok çok uzakta olsalardı diyecek. Ama tabi diğer alemde pişman olmak, o da fayda getirmeyecek. Ve yuhazzirukumullahu nefse, Allah nefsine karşı sizi uyarıyor. Vallahu raufun bil ibad, Allah kullarına son derece şefkatli ve merhametlidir. Bu manada diğer alemde hesaba çekileceğimizi hissetmek ve buna göre bir şuurla yaşamak bizi istikametli yapar. Eğri büğrü yollardan kurtarır. Dosdoğru bir yolda, haramlardan uzak, tertemiz bir hayatı bize kazandırır. Bu tabi nefse belki kolay gelmez. Şeytan günahlara sevk eder. Nefis şeytanı dinlemeye müheyyadır. Ama ben hesap vereceğim şuuru insanı istikametli bir yola sevk eder. Çünkü o insan bilir ki, inanır ki yapmış olduğu her iyilik karşısına çıkacak. Yapmış olduğu kötülük de yine karşısına çıkacak. Hatta bırakın diğer alemde karşımıza çıkmasını, kabir hayatında bile insanın yaptığı kötülükler veya iyilikler karşısına çıkacak. Mesela kafir olan birisi kabirde yılanlarla, çıyanlarla beraber olacak. İşte dehşetli bir yılan onunla beraber olmaya o kimse mahkum olacak. Ve korkacak ondan, devamlı korkacak. Sen neden benimlesin diye sorduğunda,
Yılan ona şöyle cevap verecekmiş. Ben senin dünyada işlediğin amelim. Demek ki diğer alemde, daha böyle ahirete gitmezden önceki kabir aleminde insanın yaptıkları karşısına çıkmaya başlıyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyor. İşte kabirde de bu şekilde yaptığımız ameller karşımıza çıkacak. Öldükten sonraki hayatta, ahiret aleminde de ne yapmışsak hepsi karşımıza çıkacak. Halkımız arasında şöyle güzel bir söz var. Diyorlar ki, iyilik yap denize at. Balık bilmezse Halik bilir. Yapılan iyilik zayi olmayacak. Zerre miktar da olsa, en az bir miktar da olsa Allah onu değerlendirecek. Ve Allah-u Teala iyilik yapanlara çok fazlasıyla mükafat vereceğini de bize bildiriyor. Men ca'e bil hasene felehu eşru emthaliha. Yani kim bir iyilikle Allah'ın huzuruna gelirse ona 10 katı vardır. Ve insan Allah huzurunda bir adım ilerlediğinde Allah ona 10 adım geliyor tabiri caizse. Yürüyerek gittiğinde Allah ona koşarak geliyor. Bir verdiğinde Allah ona 10 katını veriyor. Dilerse daha fazlasını veriyor. Böyle olunca insanın iyiliklere daha yönelmesi lazım. Veya insan iyilik yaptığında iyilik bulacaktır. O iyiliğin mükafatını dünyada kalbi mutluluk şeklinde, kabirde cennet bahçelerinden bir bahçe şeklinde ve ahiret alemine gidildiğinde de cennet şeklinde görecektir. Değerli izleyenlerim, gerçekten şu dünyada insan bir takım iyilik veya kötülük yaptığında kısmen şu dünyada da cezasını görüyor. Mesela birisinin hakkında suizanda mı bulundu bir kimse? Kendisi hakkında da bazıları suizanda bulunuyorlar. Birisini mi ayıpladı? Ayıpladığı hal mutlaka başına geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmakta. Bir kimse bir başkasını ayıpladığında ayıplamış olduğu hali kendisi yaşamadan bu dünyadan gitmez. Buradan şunu görüyoruz. Demek ki amellerin karşılığını veren bir Rab var. Ve وَدَّيَّانُ لَا يَمُوتْ amellerin karşılığını veren zat ölümden münezzeh, ebedi hay, ebedi diri. Böyle olunca yaptığımız amellerin karşılığı kısmen dünyada bile önümüze çıkmakta. Kabirde de çıkacak, ahirette de çıkacak. Bunun bu şekilde bilinmesi gerçekten bizi daha müteyakkız tutar. Allah'a karşı daha uyanık tutar. Zaten ayetin devamında ve yuhadzirukumullahu nefse, Allah nefsine karşı sizi uyarıyor. Allah'ın nefsi dediğimizde zat anlamı verilmiştir buna. Allah zatına karşı sizi uyarıyor. Yani şöyle düşünelim. Dünyevi yüksek makam sahibi birinin yanına gittiğimizde kendimize daha dikkat ederiz. Oturuşumuza, konuşmamıza, hal ve hareketlerimize dikkat ederiz. Biz şu dünyada alemlerin Rabbinin misafiriyiz. Elbette alemlerin Rabbine karşı gerekli edep, gerekli saygı, gerekli taat ve ibadeti yapmak gerekiyor. Ve Allah, vallahu raufun bil ibad, Allah kullarına karşı son derece şefkatli, son derece merhametlidir. Ayetin devamında, madem iyilik yapacağız, hayır yapacağız, nasıl yapmamız gerekir? Adeta bu sorunun cevabı var. O da nedir? Peygamberimize tabi olmak. Gul in kuntum tuhibbunallah, de ki eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Allah'ı seviyorsanız, fettebiuni yuhibbukumullah, bana tabi olun, Allah da sizi sevsin. Bu peygamberimize verilen bir talimat ve burada bize verilen ders şu: Allah'ın bizden razı olmasını mı istiyoruz? Elbette isteriz. Peki ne yapmamız lazım? Peygambere tabi olmak. Çünkü peygamber hak nedir, batıl nedir, eğri nedir, doğru nedir, bütün bunları bize göstermiş. Ve Allah-u Teala razı olduğu vaziyeti peygamberimizde en güzeliyle göstermiş. Dolayısıyla Kur'an'ın bir başka yerinde dikkat çekildiği üzere Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam model insandır. Ve bu model insan olması Usve-i Hasene diye ayette ifade ediliyor.
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Resulullah da Allah'ın elçisinde sizin için usve-i hasene vardır. En güzel bir örnek vardır. İşte Cenab-ı Hak model insan olarak Peygamber Efendimiz'i yaratmış ve Peygamber Efendimiz bir kul nasıl olmalı? Allah'a ibadet eden bir kimse nasıl ibadet etmeli? Haram helal hususunda nelere dikkat etmeli? Ve ne gibi gayelerle yaşamalı? Ne gibi hal ve hareketleri olmalı? Bunların en güzel örneklerini Peygamberimizin hayatında bize göstermiş. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru miyeti şehit. Yani ümmetimin fesada gittiği zamanda kim benim yolumdan giderse, sünnetime tabi olursa ona 100 şehidin sevabı vardır. Malum bir tek şehit sevabı elde etmek bile çok yüksek bir sevaptır. Şehit ebedi cennetliktir ve dünyada ölümün acısını tatmadan çok güzel bir aleme geçiş yapar ve veli makamındadır, velayet makamını elde eder. Bir başkasının 40 yıllık mücadeleyle elde edeceğini o şehit olmakla çok kısa bir zamanda elde eder. Şehit olmak çok büyük bir makam. İşte Peygamberimizin sünnetine tabi olanlar özellikle böyle bir zamanda ümmetin bozulduğu, sünnet-i seniyenin unutulduğu, bidaların her tarafı istila ettiği bir dönemde daha bunları yapabilecek bir durumda ve daha büyük mükafat elde edebilecek bir durumda oluyorlar. Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özel bir teşvikte bulunuyor. Peki niçin Peygamberimize tabi olacağız? Peygamberimize tabi olmanın gerekçesi nedir? Allah'ın muhabbetine mazhar olmak için. Ve Allah-u Teala razı olduğu vaziyeti Peygamberimizin hal ve hareketlerinde gösterdiği için. Yemek nasıl yenilmeli? Peygamberimiz nasıl yemişse. Ve Peygamberimizin hayatında bunun en güzel numunelerini görmekteyiz. Söz gelimi yerken önünden yemek, besmele ile başlamak ve helal kazançla yemek ve sünnetlemek, yani tabakta azıcık bir şey kalmışsa onu bırakmak değil, onu da yemek gibi. Bu tarz şeyler. Bir insan bunu yaptığında işte Peygamberimizi düşünmüş oluyor. Peygamberimiz şöyle yaptığı için ben de öyle yapıyorum diyor. Ve ameller niyete göre Peygamber'e benzemenin mükafatını o insan alıyor. Aile hayatında nasıl olmalı? Peygamber Efendimizin aile hayatı kitaplarda bellidir. O esaslara göre hareket etmek. Diğer taraftan ibadet hayatında nasıl olmalı? Peygamber Efendimizin nasıl ibadet ettiği kitaplarda bellidir. Ona göre ibadet etmeli. Böylece en böyle ideal vaziyet, ibadet noktasında, sosyal hayatta, beşeri münasebetlerde, bütün bunlarda en ideal vaziyet Allah-u Teala tarafından Peygamberimizin hayatında gösterilmiş. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz modeldir, örnektir. Ümmete düşen vazife Peygamber Efendimizin hayatını gayet iyi bilmek, ona göre hal ve hareketlerini tanzim etmek. Ve bu açıdan şunu da söylemekte fayda görüyorum. Zaten genelde var ama bazen hatırlatmak daha faydalı olabiliyor. Her bir Müslümanın evinde Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplar da olmalı. Ve bu kitaplar aile fertleri tarafından okunmalı. Ve Peygamber Efendimizin nerede ne yaptığı, hangi durumda ne gibi bir tavır sergilediği bilinmeli. Böyle olunca biz de Peygamber'e itaat etmiş oluruz. Onun gittiği yolu önce öğrenir, ardından o yolda gitmiş oluruz. Ama bunu yapmadığımızda, o zaman Allah korusun, başka yollara insan sapabilir ve hak ve hakikat yerine dalalet yollarında gidebilir. Burada mantıki yönden şöyle bir misal veriliyor. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Mesela gündüz vakti güneş malum görülüyor. Güneş varsa gündüzdür. Ama ortalık karanlık. Bu da bize neyi netice veriyor? Demek ki gündüz değil, demek ki güneş görülmüyor.
Mantıkça bu gayet nettir. Güneş varsa gündüzdür. Güneş yoksa gündüz değildir. Onun gibi bizlerin de hayatında peygambere tabi olmak varsa Allah'a muhabbetimiz var demektir. Ama Allah'a itaat gösterilmiyorsa bunun önemli göstergelerinden birisi peygambere tabi olmamaktır. Bir kimse peygamberi biliyor ama peygamberin gittiği yoldan gitmiyorsa Allah'a da muhabbeti yok anlamına gelir. Burada şunu görmekteyiz. Demek ki bir insan Allah'a itaatin göstergesi olarak peygamberimizin gittiği yolda gitmeli ve onun sünnet-i seniyesine tabi olmalı. Bunu yaptığında kendinden isteneni yapmış oluyor. Öte yandan ben Allah'a muhabbet ediyorum demenin ölçüsü peygambere tabi olmak, yani kuru kuruya muhabbet değil. Ben Allah'ı çok seviyorum diyor birisi ama peygamberin gittiği yoldan gitmiyor. O zaman bu kimse bu sözünde samimi değildir. Demek ki peygambere de Allah'a da doğru dürüst muhabbeti yok anlamına gelir. Bunlar gerçekten önemli hakikatler ve her bir Müslüman acaba peygamber benim hayatımda hayatın neresinde? Hayatımın merkezinde mi yoksa kıyında köşesinde mi? Buna dikkat etmeli ve peygamber aleyhissalatü vesselam bizim hayatımızda olmalı. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Ey peygamber, sen onların içinde olduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir. Demek ki Allah-u Teala'nın insanlara merhameti ve insanlara şefkati Peygamber Efendimiz de kendini daha çok gösteriyor ve peygambere itaat Allah'a itaatin ölçüsü oluyor. Ve sonraki ayette zaten Allah-u Teala doğrudan itaati emrediyor. قُلْ اَطِيُوا اللّٰهِ De ki Allah'a itaat edin. وَالرَّسُولِ Peygamber'e de itaat edin. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer yüz çevirirlerse فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ Allah kafirleri sevmez. Yani peygambere itaatten yüz çevirenler onu inkar etmiş demektir. Allah ise inkar edenleri elbette sevmez. Cenab-ı Hak hepimizi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiği yoldan gidenlerden eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.